Taha Akyol, Karar Gazetesi Abdülhamid'i anlamak Abdülhamid'e hayran veya düşman olmak onu ve dönemini anlamak değildir. Aksine böyle duygular anlamaya engeldir. Olguları araştırarak, olgulara dayanarak ve özellikle de sonuçlarını gözden geçirerek düşünme geleneği bizde zayıf olduğu içindir ki, tarihi şahsiyetler hakkındaki somut bilgilerimiz onlara duyduğumuz hayranlığın veya husumetin yanında pek cılızdır. Ulu Önder ve ona karşı Necip Fazıl'ın kurduğu Ulu Hakan kültü bu yüzden 21. yüzyıl Türkiye'sinde son derece canlıdır. Araştırmaların bulguları duygularımıza uymadığı zaman hemen reddederiz. Değerli araştırmacı Tarık Çelenk yazmıştı. Abdülhamid'in gerçek bir yanlışını anlattığında muhafazakar iki dostu Çelenk'e şöyle tepki göstermişlerdi. Bir uzman doktor bir de bir batı ülkesinde akademisyenlik yapan iki dostumla paylaştığımda birinden Sultan Hamid zamanın sahibiydi bununla uğraşma imanın tehlikeye girer diğerinden de bu gerçekler fitneyi uyandırır. Böyle varsayıldığında zihinler araştırmaya ihtiyaç duymaz. 400 yıllık sonuçları ortada zaten. Çeliğin kitabı. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yeni çıkan Sultan Abdülhamit kitabından bahsedeceğim. Öncelikle Hüseyin Çelik'in akademisyen yönünün siyasetçi yönünden çok üstün olduğunu belirtmeliyim. Çelik'in Ali Suavi ve Dönemi adlı kitabı Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerine dayanan son derece değerli bir akademik bir eser olduğu gibi sahasında da öncü bir araştırmadır. Yeni çıkan Sultan Abdülhamit adlı kitap soru cevap şeklinde yazılmış. 24 adet soruya verdiği cevapla Abdülhamid'in kişiliğini ve siyasetlerini anlatıyor. Yeri geldiğinde dipnotlarda kaynak gösteriyor. Bu satırlar Çelik'in tarihe bakışını yansıtıyor. Cumhuriyet döneminde Kemalizm adına bütün bir geçmişi ayaklar altına alan Osmanlı'yı her şeyiyle karalayan zihniyete karşı, beri tarafta Osmanlı'yı her şeyiyle kutsamak ve Osmanlı'ya toz kondurmamak gibi bir tavır ortaya konmuştur. Buna karşılık Çelik, hiçbir devir ve yönetimin her şeyiyle iyi veya kötü olamaz diyor. Büyükler de hata yapar. Kitapta TRT'nin Payitaht dizisindeki kurmaca da var tabi. Bütün kaynaklarda kibar ve nazik olduğu belirtilen Abdülhamid'in İngiliz Büyükelçisi'ni tokatlıyordu. Çelik Abdülhamit'in İngiliz Büyükelçisi'ne büyük ilgi gösterdiğini, hatta amcası Sultan Aziz gibi darbeyle devrilirse İngiltere'ye sığınmak istediğini İngiliz Büyükelçisi'ne söylediğini anlatıyor. Bu konuda İngiliz arşivindeki belgeleri kaydediyor. Ayrıntıları kitapta okursunuz. Burada sorunumuz zihnimizdeki şablona uymayan olgusal gerçeklerle duygusal tepki duymamızdır. Halbuki Cevdet Paşa Sıffin Savaşı'nda İslam büyüklerinin karşı karşıya gelmelerini anlatırken onların da insan olduğunu vurguluyor, büyükler de hata yapar diyordu. Ama zamanın sahibi gibi ululaştırmalar bunu görmeyi, tarihten dersler çıkarmayı engelliyor. Kitapta Duyonu Umumiye konusunda da önemli bilgiler var. Devlet borcunu ödeyemediğinde Fransız donanması Midilli'yi işgal etmektedir. Bu vahim olaylar bilim ve sanayi devrimlerini kaçırmış, bu devrimleri doğrudan yeni ilim zihniyetini kavrayamamış olmamızın sonuçlarıdır. Tarihin en ağır dersi bu olsa gerek değil mi? Tarihten ders. Tarihe bir laboratuvar gibi bakma örneği olarak kitapta Abdülhamid'in ilk yıllarındaki kadrosuyla bütün idareyi kendinde topladıktan sonraki kadrosunu mukayese eden Çelik şu sonuca varıyor tek adam rejimleriyle yönetilen bütün doğu toplumlarında durum aynıdır. Liderler zayıfken veya kendilerini yeterince güçlü hissetmedikleri zaman etraflarına liyakat ve ehliyeti esas alarak güçlü insanları toplarlar. Ne zamanki güçlenir veya kendilerini güçlü hissederler, etraflarına mutlak sadakat gösterecek, her durumda biat edecek kişileri toplarlar. Çelik, Atatürk döneminde de böyle olduğunu yazıyor. Bu tecrübelerle modern hukuk devletinde ehliyet ve liyakat statüleri kanunlarla ve hatta anayasalarla düzenlenmektedir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.